yeni kavram içinde yeni bir şey söylememiz gerekiyor. En zor şeye sormuş oluyor. Ben her ne kadar diplomamda mimar yazıyorsa da sonra da yüksek mimar olursam da ben de mimar değilim aslında. Eğitimciyim ve araştırmacıyım. Öyle tanıtmak istiyorum kendi gerçekçiyle. Ve Cengiz Bey'in yanındayken. Onun için de kendi ilgili alanından yeni kavramlar yapmaya çalıştım. Yeni kavramında tasarımda ve mimaride özgün arayış nasıl oluyor? Bunu anlatmak yeniden düşündüğü düşüncelerimizi ve bu tutumlarımızın, düşünce biçimlerimizin bilişsel kökenleri ne olabilir? Bunu anlamaya çalıştım. Çünkü şeklinde burada ifade ettiği gibi insanlar çağımızda bir miktar yüzüyorlar. Bu Einstein'ın kıpırtıları gibi insanlar yüzüyorlar. Aslında insanlar kendilerini yeniden bir yerlere oturtmaya çalışıyorlar. Bulundukları toplumlarda, zamanda, mekanda kendilerini konumlandırmaya uğraşıyorlar. Bunu yapıyorken de sürekli zihinleri bilinçlenme yönünde ilerliyor. Hepiniz fark edeceksiniz, insan odaklı bir dünyada çok ilgileniyor. Kendimce çeşitli varsayımlar türettim. Bir tanesi şöyle. Yeni bizden uzak olduğunda kolay kabul edebiliyoruz. Ne zaman bizim yaşantımıza etkiler hale geliyor, o zaman yeniye karşı gerçek tepkilerimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bunu kişi olarak tüm hayatınıza uygulayabilirsiniz. Uzakta bir yerlerde yeni bir şeyler olmuş, ne kadar enteresan. Genetikte ilerlemeler var. Bunlar bizim yaşantımızı etkileyecek. Çok güzel, buraya kadar iyi. Ama sizin çocuğunuz doğacak olan çocuğunuzun üzerinde genetik oynamalar yapılacağı zaman işte o zaman başka bir türlü düşünmeye başlıyorsunuz. Ve tepkilerinizi ona göre koymaya başlıyorsunuz. Yahut da mimarlık uzaktan çok güzel görünüyor. Ben olsaydım şöyle yapardım. Ne kadar enteresan şeyler yapmış. Ama onu siz kendiniz tasarlamaya başlayacağınızda, benzer bir biçimde yaklaştığınızda olayın farklı boyutundan farklı bir biçimde alabiliyorsunuz. İkinci varsayımım, yeninin ürkütücü olduğu konusunda. Yeninin yaşamımıza neden olacağı değişimler düşüncesinden bir defa ürküyoruz. Bunu itiraf etmeye de korkuyoruz. Yeniye herkes açıktır. Çünkü açık olmamak diye bir şey, doğrusu ayıp bir şey bu devirde. Ama gerçek şu ki, yeniden ürkeriz. Bir defa bu bizim hayvansal içgüdümüz. Yeni demek, ya yeni bir durum ortaya çıkıyor, ya bunun tehlikeleri varsa. Bu tehlikelere karşı vücudumuz her zaman biliyorsunuz hazırlıklıdır. Bizim herhangi bir şekilde düşünme sürecine girmemiz gerekmeden adrenalin üretir ve hemen savunma mekanizmalarımız çalışmaya başlar. Bunun daha genellendiği durumlarda yeni bir miktar ürkütücü gelir. Tabii bu toplumun değişik kesimlerindeki, değişik eğitim düzeylerindeki, görgü düzeylerindeki insanlar için farklı farklı tezahür edecektir ama bir kısmı bunları ciddi biçimde tepkili karşılar, ürken korktuğu için bir kısmı da açık olmaya çalışır. Bu da üçüncü varsayımını getiriyor. Bu ürktüğümüz, korktuğumuz yeni aslında çok çekicidir, caziptir, cazibelidir. Ona karşı çekiliriz. Merak duygumuzu uyandırır. Ne kadar ürkütücüyse o kadar da çekici tarafı vardır. Uzaktan davranışını kollarız bu yeninin. Bu yeni bir mimari olabilir. Nasıl insanlar mutlu olacak mı? Diğer mimarlar buna karşı hoşgörülü olacak mı? Eleştirilerini nasıl yapacaklar? Ne türlü davranmalıyız gibi. Ya da yepyeni bir insanla karşılaşırsanız nasıl onu kollarsınız? Mimiklerine bakarsınız. İyi midir, hoş mudur, size yakın mıdır? Bir iki cümle sorarsınız. İçinde ne var onu almaya çalışırsınız. Bu biçimde bir kollama ve çekicilik vardır yeniye karşı. Bunun nedeni de aslında zihnimizde bir yapılanma süreci gerçekleşiyor hepinizin bildiği gibi. Bu zihin modellerini anlatıyorken çokça kurcalıyorlar. Sağ beynimiz, sol beynimiz, belleğimiz, belleğimizdeki anılarımız, deneyimlerimiz. Bütün bunları çağırıyoruz geriye ve bu yeni bizim bildiklerimizden hangisine benziyor? Hangisiyle onu bir sınıflandırmaya sokabiliriz? Meşhur beni kategorize etme şarkısı gibi sınıflandırmak da kötü bir şey tabii ama bu insan olarak bizim yapa geldiğimiz,
kendimizi rahatlatmak, sakinleştirmek için yapa geldiğimiz bir şey. Hemen insanların yüzlerine bakınca onların kafamızdaki insan tiplerini oturturuz. Binalara bakınca onları bilebildiğimiz stillere, tarzlara, zaman aralıklarını oturturuz. Bunun gibi başka yenilikler karşısında da benzerlerini arama eğilimindeyizdir. Yine yeninin çekiciliği karşısında tepkilerimizde de değişik durumlar ortaya çıkabilir. Önce bazılarımız yeni eleştirerek başlarız. Yani o bir çeşit ondan korktuğumuz, çekindiğimiz için, bir yandan bir güç olduğu için onu cezalandırırız için çıktı ortaya diyorlar. Durup durduk yerden ne yüzüm vardı da geri tuttu da Kaliforniya'daki o güzelim binasını bir tavuk küvesine benzetti diye oturur onu bir güzel eleştiririz birinci hareket. Sonra olası ani durumları kollamaya başlarız. Yani diğerlerin tepkileri, toplum ne diyor buna, nasıl kabul ediyor, nasıl açıklıyorlar. Bir şey var da ben mi kaçırıyorum? O endişe hep vardır içimizde. Böylece de yeni olanın etki alanının geniş olduğunu görürsünüz. Yeni üzerinde herkes konuşur, bir anda toplumun gündemine gelir. Bir anda onunla ilgili ilgisiz bütün herkesin görüşleri vardır. Pozitif ya da negatif tutumlarını bir biçimde dile getirirler. Ve insanlar da, diğer insanlar da, bizim gibi kuşkucu olanlar da, çünkü biz eğitimimiz gereği kuşkucu olmaya koşullandırıldık. Biraz durur bakarız bir şey söylemeden önce. Nedir bu? Yeninin etki alanı geniştir ama yeni geçicidir. Bunu çok güzel bir şekilde Şenil Hanım ifade etti. Yeni hızla eskiyendi aslında. Eski ise artık etki alanı daralmıştır. Biliyorsunuz imajlar eskir, yüzler çok fazla ortaya çıkmazlar. Bazı insanlar kendilerini hep taze tutabilmek için, fazla toplum içinde görünmemeye çalışırlar. Bunu satış elemanları kullanır, medyatik insanlar kullanır, bir takım psikolojik gerçekler var ve bu gerçekler doğrusu elimizde araçlar. Onun için kanıksanmış ve alışılmış olmaktan da korkarız. Eski halbuki alışageldiğimiz şey hiç ürkütücü değildir, belki cazip değildir ama güvenilirdir. Onu çok rahat okuyabilirsiniz, çok rahat yerleştirebilirsiniz. Zaten onunla ilgili deneyimlerimiz vardır. Mutlu ve huzurlu olursunuz onun yanında. Saptama yapmak istiyorum. Christopher Alexander, biliyorsunuz Pattern Language, örüntü dili diye büyük kitabıyla bizim gençliğimizde bizlerin hepsini çok büyülemişti. İnsanları mutlu ve huzurlu yapabilecek ortamlardaki eski deneyimlerimizle biriktirdiğimiz, yaşantılarımızdan süzüp getirdiğimiz bazı mekansal ögeleri bir arada kurgulayarak nasıl yeni ve rahat edilebilecek mekanlara gidilebilir. Bu büyük düşünür geldi, İstanbul Teknik Üniversitesi 109 numaralı salona girdi. Öğrencilere ilk başladı. Mezil Erdem hocamızın yaptığı modern mimarinin bir ürünü olduğu için onunla övündüğümüz. 109'un içine terasa döndü, baktı ve bakın dedi, bu ne rezalet, bu ne çirkin şey böyle, farkında mısınız bu ne kadar çirkin olduğunun dedi. Şimdi tabii bütün çocuklar, bütün hocalar dolu kaldı. Hocalar renkleri falan değişti eminim. Bir şey söylemeye çalışıyor. Çok da yaşlanmış ve olgunlaşmış bir biçimde. Being'lerden bahsetti. İnsanı ruhsal olarak tatmin eden, rahatlatan being'lerden bahsetti. Adına da örgünler için değilizce being dedi. Hepiniz anlayabiliyorsunuz. Aslında onun daha önceki felsefesinden de farklı bir şey değil söyledi. Ve bunu ortaya koyabilmek için çok çarpıcı biçimde. Bugün dedi, siz dedi böyle bir klasik mimari ürüne benzer bir şey üretseniz hocalarınızdan hiç not alamazsınız dedi. Onların için daha iyi bir yok, yaşamıyor şimdi yaptıklarınızda. Mutlu musunuz yaptığınız projelerle dedi. Hepiniz yaptığınız bu projelerden nefret ediyorsunuz, itiraf etsenize dedi. Ve bunu böyle tartışılmadan, fazla kurcalanmadan, açıklanmadan bitirdi. Şimdi bakın, nasıl yorumlamak isterseniz bunu yorumlayabilirsiniz. Yeni gözüyle baktığınız zaman eskinin klasik, çok süslü, fazlasıyla alışılmış ve rahatlatıcı olan mekanı bir tarafta, yeni bir arayış olan modern mimarinin mekanı bir tarafta, siz mimarsınız ve dediğim gibi hepsine de sorgulayıcı bir gözle bakmaya alıştırılmışsınız. Ama hitap ettiği öğrenci kitlesine birinci sınıflarda var, yeni gelmiş. Aa, hakikaten ne kadar haklı yani, biz ne yapıyoruz burada? Rezil şeylerle uğraşıyoruz diyenler de var. Böyle bir ortam içerisinde oturup tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Bir yeni
yeninin yeri nedir? Nasıl yerleştireceğiz? Çünkü yeniyle yüzleşmek zor bir süreç. Dördüncü varsayımda bu yüzleşme süreciyle ilgili. Diyorum ki yeni zihinsel süreçlerimizi uyandırır. Bizi uyanık durumdur. Kavaklamış, rehavete kapılmış, alışık olduğumuz çevrelerin huzurunu bulmuş insanları tedirgin eder ve yeniden düşünmeye ve sorgulamaya iter. Bu ta kendimizi sorgulamaya kadar götürür. Ben neyim, ne yapıyorum, nasıl bir toplumda yaşıyorum, yaptığım iş doğru mu, bana göre doğruysa neden başkalarına göre yanlış, yoksa başkaları mı yanlış, onların yaptıklarında farklı bir şey mi var, niçin ben onu göremiyorum ya da onlar görüyor mu gibi her türlü yaşantımızın boyutuna yayabileceğimiz sorgulama süreci başlar. Bu çok sağlıklı bir durum ama çok da sancılı bir durumdur doğrusu. Çok kolay değil. Yepyeni bir şey kabullenmek. Tabii ilk yaptığımız az önce söylediğim gibi eski bildiğimiz durumların üzerine bunu yerleştirmeye oturtmaya çalışırız. Oturdu oturdu oturmadı iş başlar orada zaten. Beşincisi, beşinci varsayım biraz konuyu değiştirmek istiyorum. Yeniyle insan davranışı arasında yahut da kişilik yapısı arasında bir ilişki olup olmadığını kafaya oturdu biraz da. Mesela neler olabilirdi? İçe dönük kişilik yapıları olabilir, dışa dönük olabilir, tutucu olup tutucu olmayan. Yani doğal yapısı, kalıtımı gereği bu tür özellikler sergileyen insanlar var biliyoruz toplumda. Egosu güçlü olanlar vardır. Kurum ya da kolektivist daha sosyal birlikte yaratmaya alışık olanlar vardır. Şimdi bunlar yeni ararken tutumlar aslında farklı olabilir hepimizin göreceğimizde. Ama yeniden bakarsak mesela içe dönük bir kişinin yeniden vazgeçer, eskiye dönüktür, kapalıdır demek ne kadar zor. O yeniyi arar ama belki de içe dönük olduğu için daha da iyi odaklaşmış olarak arayabilir. Daha fazla yoğunlaşır, daha hızlı yol kat eder yeni konusunda. Diğer taraftan dışa dönük kişi yeniliğe son derece açık görünür ilk görüntü olarak. Ben kendi öğrencilerim için düşünüyorum. O çok kapalı bir olan zaman yeni şeyler söylememeliyim deme hakkım yok. Çünkü herkesin farklı bir biçimde algılama boyutu vardır ve onlara ulaşmanın da yolu vardır diye düşünüyorum. Ve yeni olan şey de onlara farklı farklı kanallardan, boyutlardan ve zamanlardan ulaşır gelir. Diğer dışa dönük olan da süreci çok paylaşıp fazla konuşup tartıştığı için belki de odaklanmasına engel olup dikkati dağılacaktır yeniye giden yolda. Bu da olabilir. Yeni karşısında kişilik ne olursa olsun aşırı bir merak dürtümüzün uyandığı gerçek. Tutucu kişiyi yeniye zor kabul edeceği düşünülür. Ancak diğer taraftan bakarsanız adam tutucu yeniyi bir kere benimsedi mi size niye savunur? Yeter ki onu benimseyebilsin. O zaman yeniyle ilgili olarak hiçbir zaman kişilik yapısına göre bir ayrım olamayacağını görüyorum. Herkes yeniyi merak edecek, arayacak. Herkes bu sancılı zihinsel süreci bir kere yaşayacak. Eskiyen bir yeniden yeni beliren bir yeniye geçiş bir ölçüde insanın kendi içinde değerler sisteminde değişmeye, kendi kendini tanımaya, bilinçlenmeye götüren bir süreç. Bazısında bu süreç çok yavaş seyredebiliyor. Bazısında daha hızlı adapte olabiliyor. Burada bir duyusal tepki süreci değil söylediğim. Hani az önce söyledim ya birden bir tehlike durumuna karşılaşınca adrenaliniz yükseldiğinden bunu kastetmiyorum. Burada bir kabullenme süreci ben söz ediyorum. Yeniyle olan ilişkimizde. Yedinci varsayımı az önce söylediğim üstünlük duygusuyla ilgili. Yeniliğe sahiplenme, siz de farkındasınızdır. Hele mimarlık eğitimi sırasında bunu çokça yaşarız, sıkça yaşarız. Bir bireyde üstünlük duygusu uyandırır. Bu durum yeniyi savunma, koruma içgüdüsünü de birlikte getirir. Bakarsanız bazıları aniden postmodernci olmuşlar. Kraldan çok kralcı olmuşlar. Postmodern ne olduğunu daha bilmeden önce savunmaya geçmişler onu. Belki de daha tam olarak sorgulamadan, yeterince algılamadan geçmişler bu davranışa. Şimdi tabii bir üstünlük sağlayınca, herhangi bir yeni konusunda bir üstünlüğümüz olunca, başkalarının onu anlayamaması için de durumu olabildiğince karıştırırsınız. Onlar çünkü mümkün olduğunca geç adapte olsunlar. Şimdi bu da bizim yine hayvansal güdülerimizden biri. Üstün olmak için yeniyi kullanıyoruz, yeniliği kullanıyoruz. Sekizinci varsayım en zoru. Bunun cevabını vermekte son derece zorlanıyorum. Onun için zaten ben insan
insanların beyinlerinin nasıl işlediğini her zaman çok merak etmişimdir. Benim için çok büyük bir gizemdir bu. Yeniyi yaratma isteği, yeniyi kabullenme sürecinden çok farklı bir zihinsel yapılanma gerektiriyor. Yaratmak, onu aramak. Merak duygusu yine devrede. Bu defa her şeye karşı olan bir merak değil de ortada olmayan bir şeye karşı beliren bir merak. Araba sürecini başlatan bir soru olabilir, sorun olabilir, herhangi bir şey olabilir. Merakınız önce bu bir görüntüler, dürtükler. Önce zihninizi kurcalarsınız, heybenizi elinizle karıştırırsınız, belleğinizde neler var, bu duruma gelecek. Evdekileri tartarsınız, uygun mu değil mi? Gözünüzden geçirirsiniz, yani zihninizden geçirirsiniz, duyularınızla bunu tekrar tartarsınız. Sonra sizinki yeterli gelmediği için biraz da başkalarınınkini tartarsınız, başkalarının heybelerini karıştırırsınız. Mimarlık bunu hep yaparız. Önce bir oturur, bize verilen problem alanında şöyle bir düşünürüz. Sonra bir de bakarız başkaları ne düşünmüş. Ortada yeni olanı orada da bulamazsınız. Aradığınız o da değildir. Çünkü yeni bir şey yapabilirsiniz. Ayrıca birileri bu yeniyi yapmıştır demek yapılabilen bir şeydir. Yapamamak da çok ayıp bir şeydir. Mutlaka anlamaya çabalarsınız. Böyle de bir durum var aklınızda. Baskı, kendi kendinize koyduğunuz baskı. Zihne yayılı olarak soru kafanızda döner durur ya da sorun ya da yani yeni aramaya neden olan o merak duygusunu görüntüyen şey her neydiyse o kafanızda döner durur. Sonra siz ondan kaçamazsınız. Nereye giderseniz gidin. Sizinle beraber gelir. Uyurken kafanızdadır. Mimar proje yapıp da proje konusunun ilk girme sancılarını çeken herkes bunu bilir. Hepimiz bir kere yaşamışızdır. O sizinle gezer durur. Ben de biraz depresif bir süreç diyorum. Zaten hep söylüyorlar, depresyonla delilikle dahilik arasında böyle ince bir çizgi var deniyor ya. Böyle gidiş gelişlerle bu süreç yaşanıyor. Yıkıcı da bir süreç, bayağı da bir yıpranıyoruz sürecin içerisinde. Vazgeçmek yenilgi anlamı taşıyor, bunu hiç katlanamayız. Bazı şeyler deniyoruz. Mesela deneme yanılma. Bazı metotlar geliştirmeye başlıyoruz. Çoktan seçiyoruz, yerine koyuyoruz. Baştan gözden geçiriyoruz. Kural yöntem var mı diye araştırıyoruz. Hep söylerler, mimarlar başka türlü yaklaşır, mühendisler başka türlü yaklaşır, matematikçiler başka türlü yaklaşır. Son zamanlara kadar, son 3-4 yıla kadar ben de böyle olduğunu sanıyordum. Bu bir cahillikti, şimdi özür diliyorum böyle düşünmüşsün. Düşünmeye çalışan herkes bir türlü yaklaşır. Bunların meslek evet bazı nosyonlar oluşturur insanda, bazı formasyonlar oluşturur ama yine de düşünen, bilinçle düşünen ve arayan insanın arama süreçlerinin bu kadar birbirinden farklı olduğunu söylemek büyük bir tutuculukmuş. Onun için de bugüne kadar daha önce yazdıklarımda bunu görürseniz özür diliyorum onun için değiştim. Bunlardan sonra geriden yeniden başlar öğrenciler, yeniden yoklarlar heybelerini. En son yaptıkları şey de belki de en başta yapmaları gereken şey de saçmalamaktır. Beyin fırtınası diye bir yöntem var biliyorsunuz. İş içinden çıkamadığınız zaman saçmalarsınız ve bu saçmalıkların beyninizdeki blokları kaldırmasını sağlarsınız. Şartlanmalar, sınırlamalar, sizin için konmuş olan bütün engelleri ortadan kalkınca yani saçmaladığınızda bir ışık görme ihtimaliniz çok daha büyüktür. Belki çok daha akıllı tutmanızı sıkça bu ortamdan uzaklaşmak amacıyla ilgisiz davranışlar da ortaya koyarsınız. Ben doktoramı yazıyorken doktoramın tezi olması gereken şey konusunda hala ikna olamadım için senelerce. Hala da bu saatte ikna olmuş değilim ama çok büyük bir kaza gördüm boyutuma uymayacak. Çünkü kaza görme süreci biteceği de doktora sürecini uzaklaştırmak daha rahatlatıcı. Ve ben bunu öğrencilerime de sordum. Çok bunaldığınızda ne yaparsınız diye. Bisiklete binmek, dans etmek, aklınıza gelebilecek yaşamla ilgili her şey yapılıyor. Ama sonra hep sizinle beraber dolaşıyor. Biraz öteliyorsunuz, geriye itiyorsunuz ama o siz çözüyorsunuz. Sonunda bir gün evrak oluyor. O gerçek bir evrak olmuyor aslında. Büyük bir bilgi birikiminiz var, o zamana kadar yaşanmışlıklarınız var, gördükleriniz var. Ve bütün bunların olgunlaşıp yepyeni bir model, zihinsel modele dönüşmesi sürecinin aldığı zaman aralığı sizi bu depresyona sokan zaman.
Ve bu bitecek tabii ki. Bazen daha kısa, bazen daha. Projem oturdu. Onun için çok rahat çalışıyorum. Nedir bu oturan? Oturan insan mı? Proje nasıl oturabilir? Ya da plan nasıl oturabilir? Şimdi bu düşüncelere daha iyi anlamlar verebiliyorum. Oturan kafamın içinde yerli yerine yerleşmeye başlayan bir takım birbirinden bağımsız uçuşan fikirlerdi. Onlar birbirini tamamlamaya başladılar ve şimdiye bakmadığım bir biçimde olaylara bakmaya başladım. Galiba yeni bir şey bulmak üzereydim. İşte bu duygu çok büyük bir tatmin sağlar. Yani yeniye ulaşma duygusu yahut da yeniye ulaştığını hissetme duygusu. Daha yoktur ortada yeni ama. Hissetme duygusu bile tatmin sağlar. Bendeki tatmin şöyle bir dışa vurum gösterir. Hemen yerimden fırlarım, buzdolabına giderim, kapıyı açıp bir şeyler içerim yerim. Bir süre uzaklaşırım, heyecanımdan yerimde duramam. Tekrar otururum, bir türlü yazamam. Geldi aklıma fikir ama kağıdı düşmüyor. Çok güzeldi, bir türlü forma oturmuyor. Ve bu sıkıntılı süreçler bizi yeniye götürür. Sonuçta son söyleyeceğim sizlere. Ortaya çıkan şey belki de yeni bile olamayacak kadar var olan tanıdık bir şeyin yeni bir versiyonudur. O zaman tekrar sorayım. O halde yeni nedir? Ben cevap veremeyim. Belki siz verebilirsiniz. Tamamen yepyeni bir şey mümkün müdür? Hiç olmamış bir şey mümkün müdür? Yeniyi gördüğümüz zaman nasıl anlarız onun yeni olduğunu? Bu da çok cazip bir araştırma konusu. Bir süre sonra bunun üzerine çalışmaya başlayacağım. Çünkü İnsan olarak o kadar zihinsel yeteneklerimiz üst düzeyde ki aslında yeniyi görünce şart diye anlıyoruz da yeniyi yaratırken sıkıntı çekiyoruz. O zaman bu arada bir şey var. Bu tanıma sürecinde bu makinenin kalıp örüntü algılaması, pattern recognition falan gibi bir şey değil. Bu başka bir şey, başka bir yeri. Bunu kurcalamak gerektiğini düşünüyorum. Yeni bildiğimizi sandığımız ama daha önceden hiç gerçekten karşılaşmadığımız bir şey olabilir mi? Ölüm gibi. Teşekkür ediyorum. Cengiz Bey bir şey hazırlayıp gelmemiş. Bizimle sadece tartışmak için geldi ama şimdi bize söyleyecekleri vardır. İsterseniz bu tartışmayı başlatsın, hep beraber tartışalım. Ama tartışmamız için galiba zamanımız bir saat kaldı. Yemek gideceğiz çünkü. Demek ki öğleden sonra hala tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü hala daha biz hiç konuşmadık. Bizim de konuşacağımız çok şey vardır. Ben çizginin bu tarafında olmadığını yapmıştım. Onun için karşı tarafında olduğum durumları da bildiğimden çok daha biraz önce örneğin gördüğünüz gibi içten ve o çok önemli, çok değerli aradığım bir şey. O nedenle tüm konuşmalarım yanlış anlaşılabiliyor. Yanlış anlaşılırken şöyle ne demek istediğimden çok, yani şimdi bunu da burada söylemenin yeri gibi oldu. Yani esaslar ayrılır. Onun için bir kere herkesin çok rahatlamasını istiyorum. Çünkü bu toplantılar benim önem verdiğim. Hatta şu kadar da söyleyeyim, galiba fikir babası da benim. Çünkü Ürgüp'teki ilk toplantıyı örgütleyebilmek için benden yardım istendi. Bu türlü şeyleri iyi becerdiğim için insanları bir araya getirip konuşturmak, birlikte bir şeyler konuşarak bir şeyler. Birisi birdenbire yeniyi bulup da ah ne kadar güzel yani ona değil, o yeniyi hep birlikte arayıp hep birlikte bulmak benim için çok daha değerli. Ürgüp'te 600 öğrenci var. Yani. Yabancılar da var içinde. Önemli bir sayı. Değil mi? De becerdiler çok. O kadar güzel becerdiler ki ve müthiş bir eğitim oldu. O kadar kısa sürede öyle bir eğitim olabilmesi bana da ders verdi. O nedenle geçen gün serbest mimarların bir araya geldiği bir toplantıda galiba Reşit Soliyeti yani Cengiz abi gibi niye genç kuşağa daha çok zaman ayırmıyoruz diye eleştirdi kendisini. Buna ben çok önem veriyorum. Çünkü kendi geleceğim onun içinde. Yani ben kendi savaşımı verirken bu ortam için savaş vermezsem hiçbir anlamı yok. Örneğin siz burada bütün 3 gün, 1 hafta yeni üzerine konuşun. Eğer şu yapma çiçekleri buradan 2 gün sonra kaldırtamazsanız
hiçbir yenilik üzerine konuşuyor, aklınız yok. Ben sabah uçaktan indim. Sizin konu diyeceğiniz oraya girerken plastik bir havuz. İnanın İbrahim Tatlıses de onu yapardı herhalde. Onu oradan atamazsanız yenilik üzerine konuşamazsınız. Buraya ilk geldiğim zaman Vekil Gerçek çok iyi anımsar. Erdem vardı, sevgili Erdem Aksoy. Siz çok iyi anımsarsınız. Erdem'in evinde topladım bütün öğretimleri ilgili. Ve ne kadar önemli bir şeydi. Ben yani içimden uçuyordum inanın. Türkü söylemek geliyordu. Ne kadar hoş. Öğrenci, asistan, belli sayılar. Hocalar. Bu nasıl bir üniversite olabilir? Ve yenilik o. Gerçekten bir yenilikti. Çünkü